Günaydın, mutlu sabahlar sevgili izleyiciler. Ben Anne'yim de karşınızdayız. 360 ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir gün yine hepiniz için huzurlu ve güzel geçsin, güzel tamamlansın. Güne bizimle başlıyorsanız şayet anneler, babalar, baylar, bayanlar, gençler ve çocuklar. Herkesin keyifle izleyeceği bir program hazırladık sizlere. Çok ihtiyacımız var şu dönemde. Biliyorsunuz bize çağımızın anneleri diyorlar. Çocuklarımıza, yani sizlere, gençlere de çağın çocukları, çağın gençleri deniyor. Acaba iyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Biz nerelerde hata yapıyoruz? Anne baba olarak potansiyelini nasıl fark edebiliriz kendi çocuğumuzun? O kadar uzun şeyler söyleyebilirim ki şu an aslında hani yapmamız gereken şeylerle ilgili. Ama bütün sözleri ve bunları konuğumuza bırakmak istiyorum. Çocuğumuzun eğitimi ve psikolojisiyle ilgili konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Acar Baltaş bizlerle beraber olacak. Ben Anneyim de bugün. Yorumlarınız, eleştirileriniz ve sorularınız varsa sosyal medya hesaplarından ulaştırabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Sizi burada ağırlamak büyük kıvanç benim için. Teşekkür ederim. Sabırsızlıkla bekliyordum. Çünkü benim burada soru sorma lüksüm var ama izleyicilerimiz belki de bir sürü soruyu aklından geçirecek ama size soramayacak. Ben hepsinin yerine size inşallah doğru soruları, doğru atışları yapacağım. Çocukları yetiştirmeyle ilgili konuşacağız ama önce ben şu 70, 80 ve 90'lar kuşağının travmalarını merak ediyorum. Yani bizler annemize kızdık, bizi yönlendirmedi diye mesleğimizi seçemedik ya da şimdiki aklım olsa cümlesini çok kurduk. Biz neden şimdiki aklım olsa diyoruz? Şimdi bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum. İronik bir durum. Ben çocuk gelişim uzmanı değilim. Hayatımın hiçbir döneminde de çocuk gelişim uzmanlığına yakın bir iş yapmadım. Ama çok değerli dostum Haluk Yavuzer'in önderliğinde onun bir ana baba okulu programı vardı. 1980'lerden başlayarak çeşitli sponsorluklarla bu programı içinde yer aldım. İki tane çocuk yetiştirdim. Birçok hata yaptım. Bugün baktığım zaman daha iyi görüyorum. Okumayı seven bir insanım. Okuduklarımı da yazıya döküyorum. Paylaşma fırsatım var. Dolayısıyla da yani benim çocuklarla ilgili, annelik babalıkla ilgili söyleyeceklerim bir uzman görüşünden çok aslında epeyce kendi yaşanmışlıklarından ve gözlemlerinden yola çıkan okumayı yazmayı seven bir babanın görüşleri olarak görsün izleyicilerimiz bunu. Evet, ama bir psikolog, bir yazar olarak tabii ki birikimlerinizden faydalanmak ama zaten tecrübe de en önemli eğitim galiba. İşte kavramlaştırmak tabii tecrübe bilimle ilgilenen bir insan için kavramlaştırmaya da yarıyor. Oradan yola çıkabiliriz. Bir kere sizin sorunuza geri dönecek olursam kimse kimseyi yaşamayı öğretemiyor. Evet. Hayat yaşanarak öğreniliyor. Herkes kendi yanlışını yaparak hayatını kuruyor. Ancak tabii ki bütün yanlışları yapacak kadar da uzun yaşamıyoruz. Evet. Dolayısıyla da başkalarının yanlışlarından öğrenmekte yarar var. İşte gençler adına da baktığımız zaman gençlerin önemli bir bölümü başkalarının yanlışlarından öğrenebilecek derinliği gösteriyorlar. Annelerinin babalarının kendilerine yönlendirdiği yolda ilerliyorlar. Zannedildiğinin aksine yani kuşak farkı, kuşak çatışması gibi gözüken anlaşmazlıkların ve çatışmaların çoğu 14 ile 18 yaşın fırtınası sırasında yaşanır. Ve bunlar kimlik arayışı dönemleridir. Bu kimlik arayışı döneminde genç işte saçıyla, diliyle, dinlediği müzikle, arkadaşlarıyla, giyimiyle aykırıdır, aksesuarlarıyla aykırıdır. Yani bunları çok fazla büyütmemek gerekir. Çünkü gençlerin ezici çoğunluğu içinden yetiştikleri ailenin ahlaki, siyasi, dini ve sosyal tarz ve değerlerini benimseyerek hayatlarını sürdürürler 20'li yaşlarından sonra. Buradaki kritik nokta işte o süre içinde
o kimlik arayışına takılmamaktır kritik nokta. Nedir? Çocuğun aykırı bir aksesuarına, giyimine, tarzına şiddetli tepki vermek, yani burada ben kendimi ispat ediyorum duygusu doğurur veya onu teşvik etmek. Dolayısıyla da yani o dönemlerde daha sakin, daha yumuşak, bazı noktaları tepkisiz geçmekte fayda vardır. Yani bizim küçük oğlumuz 14 yaşındayken saçlarını civciv sarısına boyayarak geldi bir gün. Abisi 4 yaş büyük, ailenin kurallarını daha temsil eder vaziyette. Ondan sonra hemen işte sen yuvarlak mısın, köşeli misin falan kendi tarzlarında konuşmaya başladılar. Biz hiç tepki vermedik. Geç ha dedik, geçtik. İşte saçları biraz uzayınca kestirdi o sarı kısmını. Hevesini aldı, geçti. Evet. Yani her zaman bu kadar kolay olmaz. Bunu biliyorum. Yani hani biz yaptık bakın oldu diye izleyicilerimizi başarısızlık duygusu yaşatacak bir şey söylemek istemiyorum. Her zaman bu kadar kolay olmaz. Ama yani buradaki temel ilke bu. Çocuklar, yani insan beyni, özellikle alın lobu 3 ile 0 ile 4 yaş arasında müthiş bir gelişim gösteriyor. Bir de 13-14 ile 18 yaş arasında aynı gelişimi gösteriyor. Dolayısıyla da ergenlik döneminde gençlerin kafası karışık, odası karışık, sohbeti karışık, hayat planları karışık. Bunlar gelişimin doğal bir evresi. Kendimizden pay biçelim. Ama anne baba olunca kendi gençliğimizi mi unutuyoruz acaba biraz? Hatırlayamıyoruz. Örneğin 10 yaşında çocuk, 11 yaşında çocuk, 12 yaşında çocuk karşısındaki insanların annesi, babası, kardeşlerinin duygularını anlamakta iyidir. Büyüdüğü zaman yani 14-15 yaşına geldiği zaman gelişimle beraber daha iyi olmasını bekleriz. Hayır, tam tersine. Yani ergenlik döneminde çocuklar bu söylediğim işte beyindeki gelişim sebebiyle, kimlik arayışı sebebiyle çevrelerindeki insanların duygularına karşı yabancıdırlar. Yani künt tabir edilen böyle duvar gibidirler, soğukturlar. Bir yalnızlaşma görüntüsü değil mi sanki? Kendi arkadaşları, kendi ilişkileri önemlidir. Kendileri dünyanın merkezidir. Dolayısıyla belki ergenlik döneminde çocukları olan annelere, babalara, annelere söylememiz lazım ki çocuk ergenlik dönemine geliyorsa, evde bir genç kız varsa artık başrol onun. Bunu kabul edeceğiz. Bunu kabul edeceğiz. İşte burada bizim aslında anne baba olarak gözlemlediğim de öyle. Otorite figürü olamama korkusu. Ben baba değil miyim? Ben anne değil miyim? Ben daha 4 yaşında çocuğa sözümü geçiremiyorum. İleride ne yapacağım ben diye. Yani otorite nasıl otorite? Yani otoriteyi bize bir anlatır mısınız? Biz anne baba olarak neyi başardığımızda otoritemizin olduğuna inanalım. Yani bu çok güzel bir soru. Ben geçen yazımı böyle bir geniş alanda 18 ev vardı ve her evde de çocuklar vardı her yaşta. Böyle bir ortamda geçirdim. Avlu gibi düşünün. Gözlediğim şu oldu. 3 ila 8 yaşında arasındaki çocuklar ki çokça vardı güvenli bir yer olduğu için yani ailelerin tercih ettiği sayfiye bir yerdi. Sayfiye yerim hocam yazlık evet, gibi. Evet yazlık bir yazlık güneyde bir yazlık. 3 ila 8 yaşındaki çocuklar bir şey istedikleri zaman şiddetli bir ağlama sesi çıkartıyorlardı. Hemen anneleri veya bakıcıları koşup ne istiyorsun diyorlardı. İstediğini buyuruyordu Haşmetlileri. Paşazade diye isim evet, geldi beni. Evet Haşmetlileri istediğini buyuruyorlardı. Hemen o yerine getiriyordu. Mesele bitiyordu. Şimdi bu tabii olağanüstü tehlikeli bir çocuk yetiştirme biçimi. Olağanüstü tehlikeli bir çocuk yetiştirme biçimi. Çünkü yani insanı insan yapan fren mekanizmasıdır. Fren mekanizması yoksa
o insan insan olmaz. Başka bir şey olur. Hayır diyebilmek. Şimdi fren mekanizması nedir? Fren mekanizması nerede duracağını bilmektir. İnsanda yürü mekanizması var. Gaz var. İsteklerimiz, taleplerimiz, arzularımız, heyecanlarımız hepsi gaz. Ama nerede duracağız? Sınır neresi? Maalesef bugün orta ve orta üst sınıf ailelerin çocukları sınır tanımadan büyüyorlar. Bu vahim bir durum. Yani evlerde ki oyuncakların işgal ettiği alanlar çocukların odalarını aşıyor, salonlara taşıyor. Aynen öyle. Çocukların herhangi bir oyuncakla ilgili olarak bütün heyecanları kutuyu açana kadar, kutusunu açana kadar. Kutuyu açınca o oyuncak da artık evdeki diğer oyuncakların arasına karışıyor ve mümkünse her gün bir veya iki tane kutu açmak gerekiyor. Peki anne de diyor ki çocuktur, büyür, bu dönemler geçer, oyuncak almadığımız günler gelecek der, ama bu durum çocuğun gençliğine, ergenliğine, evliliğine nasıl yansır? Şimdi belki bir kere katliyen o günler geçmiyor yani. Evet. Her yaşta alınacak, anneden babadan talep edilecek ve bu talebin yerine gelmesi için annenin babanın zorlanacağı konular var. Yani bunlar işte en başta telefonla başlıyor, diğer elektronik cihazlarla devam ediyor, sonda da arabayla, sonra da araba modelleriyle, yani modellerdeki yükselişle devam ediyor. Bu tür, yani paket açmanın heyecanıyla hayatı yaşamak, sürekli alarak yaşamak, bu ileride de ilişkilere yansıyor. Yani ilişkiyi de yaşamak, tüketmek, yenisine geçmek. Yaşına göre cinselliği yaşamak ve bir sonrakini denemek. Yani bir sonrakinin ambalajını açmaya dönüyor. Ve bu, yani zaten insan beyninde satın alarak, bir şeye sahip olarak mutlu olmakla cinselliğin verdiği haz aynı mekanizma üzerinden ilerliyor. Yani zirveye çıkınca aşağıya iniliyor. Yeni bir açlık başlıyor. Tekrardan tırmanış. Bu tıpkı deniz suyu içip susuzluğu gidermeye benziyor. İçtiğin anda geçer gibi oluyor ama bir süre sonra artıyor. Artıyor. Yani o zaman işte yaptığımız küçük gibi görünen, aman canım geçecek, o da büyüyecek dediğimiz çocukluk çağında yaptığımız hatalar çocuğun bütün geleceğine nakşedecek. Biz bütün geleceğinde bunu uğraşacağız. Şimdi yani çocukları hayata ortak etmek önemli, refaha değil. Evet. Çocukları refaha ortak ettikçe sonu olmayan bir yolculuk başlamış oluyor. Çünkü aile kendi her seferinde kendi ekonomik sınırlarını zorlayarak çocuğa bir şey yapmış oluyor. Evet. Çocuğun hayatına bir şey katıyor ve o kattığı şey daha sonra katacağı daha büyük bir şeyin zeminini oluşturuyor. Aile de bunu yaptığı için kendini iyi hissediyor. Yani çaresi nedir derseniz, çaresi bizi izleyen birçok annenin babanın kendi hayatında yaşadığı zorlukları düşünmesini tavsiye ederim. Yani çünkü annelerden babalardan sık duyduğum sözlerden biri, bizim yaşadığımız zorlukları yaşamasın. En büyük yanılgımız bu. Şimdi halbuki sizi siz yapan diyorum, yaşadığınız zorluklar. O zorlukları yaşamamış olsaydınız bugünkü siz olmazdınız. Konu bu. Eğitimli anne baba olmak iyi çocuk yetiştirmek açısından bir avantaj değil. Veya sınırlı bir avantaj. Evet. Şimdi burada iyi çocuğun ölçüsü potansiyelini hayata yansıtan. Evet, potansiyelini derken de biz sadece yeteneğinden bahsetmiyoruz. Şimdi potansiyel dediğimiz zaman iki şeyden bahsediyoruz. Bir tanesi yeteneği. Yani yetenek nedir? Az gayretle sonuç aldığı iş. Yani yetenek az biri diğerinden daha yetenekli dediğimiz zaman az gayretle o sonucu alıyordur. Yetenek öyle gözükür. Bir bileşkesi daha var. Motivasyon. Motivasyonda nedir?
gayretin yönü ve yoğunluğudur. Şimdi dolayısıyla yatkın değilse, yeteneği yoksa başarılı olur mu? Olur. Nasıl? Daha çok çalışarak olur. Hem yeteneği var hem çok çalışıyorsa işte başarılı, yani fark yaratır. Diğerlerinin arasından fazlasıyla sıyrılır. Şimdi diğerlerinin arasından sıyrılan insanların özellikleri bunlardır. Yatkın oldukları alandaki işi yaparlar. Herkes yapıyor. Senin neyin eksik? Yapanın senden fazla nesi var? Yaklaşımları sakıncalı yaklaşımlardır. Kıyaslama değil mi bizim yaptığımız hata? Kıyaslama ayrı. Kıyaslama ayrı bir hata. Bu ondan farklı bir şey. Ne var? Yaparsın. Yani sen de yaparsın. Yapanın senden fazla nesi var? Senin neyin eksik? Yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Hani bu içinde olacak cümlesi vardır ya, doğuştan şimdi gelen. İçinde olanı nasıl fark ederiz? Evet. O zaman temel soru bu. Yani çocuğumun yatkın olduğu şeyi nasıl fark ederim? 3 tane basit kriter söyleyebilirim. Birincisi, kendiliğinden ortaya çıkar. Çok fazla teşvike gerek yok. Yani. İkincisi, başkaları da fark eder. Ya, sen bunda iyisin der veya bu çocuk bunda iyi der. Üçüncüsü de o alandaki işle uğraşırken insan zamanın nasıl geçtiğini fark etmez. Buna psikolojide akış hali denir. Zaman yorulmaz insan. Yorulsa da hemen döner, yani kısa sürede dinlenir ve aynı faaliyete geri döner. Yemek yemeyi, su içmeyi unutur. Çünkü o kadar sever ve kaybolur ki aynen, içinde. Aynen. İşte buna psikolojide akış hali denir. Şimdi yatkın olduğumuz alan bizi başarıya götürür. Neyse o. Şimdi psikoloji Almanya'da doğmuştur. 1876'da laboratuvarda Wilhelm Wundt, yani bir pozitif disiplin olarak doğmuştur. Sonra o psikologlar, dünya savaşları vesaire, Amerika'ya gitmişlerdir. Ve psikolojinin ana vatanı adeta Amerika olmuştur. Ve bugün bütün temel araştırmalar Amerika'dan gelir. Ve Amerikan psikolojisi dolayısıyla da evrensel kabul edilir ki, tabii ki psikoloji biliyoruz çok önemli bir kültürel boyutu var. Buradan şimdi Amerikan psikolojisinden alınan böyle kestirme tarifler var. Ve psikoloji zamanla popüler psikoloji, sahte bilime dönüşüyor. Bu sahte bilimin hiç sorgulanmadan, çok sık tekrarlandığı için hiç sorgulanmadan kabul edilen doğruları oluşmaya başlıyor. İşte çocuğunuz nasıl olsun deyince özgüvenli olsun. Kendine güvensin. Evet, tam oralara gelecektim. Kendine şimdi güvensin. Evet. Şimdi nasıl güvenecek? Efendim işte yüzüne, gözüne bakacak. Elini sıkarken kuvvetli sıkacak. İşte dik duracak. Sesine konuşurken güvenli bir ton verecek falan. Şimdi 5 adımda özgüvenli olmanın yolları, güvenli olmanın yolları. Tabii, kitaplar yazalım. Tabii, bir sürü de kitap var. Şimdi hiç kimse bu özellikleri sebebiyle başarılı olmaz. Ama başarılı olan insanların önemli bir bölümü bu özellikleri gösterir. Dolayısıyla bilimle uğraşmayan insanlar sebebi olmakla beraber olmayı birbirine karıştırıyorlar. Şimdi özgüvenli olmak başarıya yol açmaz. Ama başarılı insanlar çoğunlukla özgüvenlidir. Yani dolayısıyla beraberdirler ama özgüven başarının sebebi değildir. Hangisi hangisini getirir? Başarı mı özgüveni getirir? Başarıyı getiren şeyin birincisini söyledim. Yatkın olduğunuz alanda iş yapacaksınız. Evet. İkincisini de söyleyeyim. Mutlaka terleyeceksiniz. Yani ananızdan emdiğiniz süt burnunuzdan gelecek. Gözünüzden yaş akacak. Yaptığınız işin tabiatına göre. Bittim, tükendim diyeceksiniz. Ama yok, bitmemem lazım diyeceksiniz. Devam edeceksiniz. İşte şimdi böyle istedikleri hemen ellerine verilerek yetiştirilen çocuklara zor gelen tarafı bu. Ne var? Çocuk bir şeyde zorlanıyorsa aman ya, istemiyorsa yapmasın. Şimdi hangimiz günümüzün
önemli bir, yani günümüzün tamamını sadece hoşumuza giden şeyleri yaparak geçiriyoruz Allah aşkına. Var mı böyle bir şey? Evet. Buradan hemen sorumluluğa bağlayalım mı hocam? Örneğin yani sorumluluklarımız var. Şimdi bunu var. Tamamlayalım. Evet lütfen. Yani sorumluluk tabii Hı-hı. bağlayabiliriz. Çünkü işte sorumluluğunuz neyse Hı-hı. sevmediklerinize dahil olmak üzere evet. yapmak zorundasınız. Evet. Ve başarı her gün düzenli olarak yaptığımız küçük şeylerin sonucunda ortaya çıkıyor. Günün birinde piyangodan çıkmıyor. Dolayısıyla ikinci başlık bu. Yani zora ve zahmete katlanmak, yorulmak, hırpalanmak, eziyet çek, ya eziyet çekmek derken o işte terlemek, fiziki anlamda bir gerekiyorsa fiziki anlamda da zorlanmak. Ama kolay yoldan başarı yok. Evet. İkincisi bu. Evet, çok doğru söylüyorsun. Üçüncüsü yani başarı ile ilgili olarak hani Hı-hı. basitleştirirsek üçüncüsü Hı-hı. de insan ilişkilerini iyi yönetebilmek, sosyal beceriler. Günümüzde çok önemli oldu. Ha, şimdi İletişim. Bu insanları iltifat etmek, onlara işte kıyafetleriyle, makyajlarıyla veya işte aksesuarlarıyla, giysileriyle, saç tuvaletleriyle, sakalı bıyığıyla yakıştı yakışmadı, işte hiç yaşlanmıyorsunuz, çok gençsiniz, işte anne kızsa kardeş gibi duruyorsunuz. Şimdi iltifat doğru olmasa da insanların hoşuna gidiyor. O ayrı. Ama benim söylediğim başka bir şey. Benim söylediğim bunu içine alıyor. Daha farklı bir boyutu var. Nedir? Karşı tarafa soru sormak ve dinlemek. Anlattıklarından yeni sorular çıkartmak. İletişimin en güzel boyutu. Yüzeysel olmayan. İlişkiyi geliştirmek. Evet. Biz buna bağ kurmak diyoruz. Evet. Çünkü iletişim bir jenerik isim. İletişimle ilgili konular çoğunlukla ilişkiyi iletişim zannediyoruz. Empati göstermekle iş bitecek zannediyoruz. Empati de laçka olmuş kavramlardan biri. Çünkü pasif bir süreç. Bağ kurmak daha doğru bir yaklaşım. İşte bağ kurmak karşı tarafın değer verdiğine değer verdiğimizi göstermek. Evet. Çocuklarımızı yetiştirirken tabii işte öz saygısı nasıl olacak, özgüveni nasıl olacak değindik. Sorumluluk vermeyi beceremiyoruz. Şimdi bugün oyuncağını bile toplatamıyoruz çocuğumuza. Gelecekte bugün odasını toplamayan bir çocuktan nasıl kendi kariyeriyle ilgili adımlar atmasını anne baba yardımı olmadan bekleyeceğiz. Annelerin babaların şu an yeni eğitim hayatına başlayan çocuklarıyla ilgili kaygıları bunlar. Ama ben kendi çok küçük yaşlarımdan biliyorum. ÖSS mi vardı o zamanlar? Sınav kağıdını çocuğundan gizli değiştirip seçeneğini değiştiren anne baba. Yani buna bile karar veren anne baba. Orada başlamış zaten herhalde. Bir 80'lerin ortalarında başlamış. Anne babanın dediğiyle yürüyen çocuklar. Biz kendi kararlarını kendi seçmesine izin verirken dozu da kaçırıyoruz galiba. Yani birazcık da böyle hafta sonları kendi seçeneklerine, kendi isteklerine zaman mı versek, her güne bir kurs doldurmasak mesela, ne zaman başlayacağız biraz özgür alan yaratmaya ona? Şimdi çocukların özellikle hayatları, yani hayatın ilk 4 yılı çok önemli. Bu 4 yılında çocukların ne istersek çocuğu o yönde evrilmesini sağlayabiliriz. Büyük çoğunlukla, yani zor mizaçlı çocuklar var. Evet. Onlara o yönde daha çok çaba göstermek gerekir. Yani birden çok çocuğu olan anneler, babalar bunu çok iyi bilirler. Yani kardeş de olsalar aslında çocuklar birbirinden farklıdır. Dolayısıyla da bir kere çocukların ilk 3-4 yıl içinde anneyle ve bakıcıyla kurdukları ilişkinin kalitesi çok önemli. Yani yumuşak mizaçlı bir bakıcının olması veya annenin kendi tepkilerini kontrol etmesi önemli. Yani belki 6 aylıktan 1 yaştan başlayarak kitap okumak çok önemli. Kitap okurken, yani çocuk 1 yaşında çocuk nasıl kitap okuyacak? Okuyor tabii. Yani resimler üzerinden ilerleniyor. Hikayeleri ona tamamlatmak önemli. Yani at işte buradan çıkmış gidiyor, nereye gidiyor sence falan. Yani çocuğa tanımlatmak önemli. Orada duyguları tanıtmak önemli.
üzülüyor, seviniyor, kızıyor, korkuyor, neyse, olumsuz duyguları tanıtmak önemli. Yani insanı insan yapan yaşadığı olumsuz duygulardır. Hayat sadece mutluluk ve zevkten, iyi duygulardan oluşan bir deniz değildir. Dolayısıyla korku, kaygı, öfke, kızgınlık, başarısızlık, incinme hepsi hayatın içinde var. Ve bunlarla zaten insan oluyoruz. Dolayısıyla çocuğun bu 4 yaş içindeki süreçte bunları tanıması önemli. Ve en önemlisi paylaşmayı önemli, öğrenmesi önemli. Şimdiki çocuklar yemeyecekleri yemeği bile paylaşmıyorlar. Evet. Bir de şu ara yani artık günümüzde iki kardeş değil, hep böyle tek çocuk çoğaldı, değil mi? Anneler geç anne oluyor. Çok doğru. Pek çok sebep var. O zaman işte arkadaşıyla paylaşacak. Hı hı. Şimdi yani çocuğa bunu yani bunu anlatabilirsek masallar üzerinde, hikayeler üzerinde, 2 yaşında çocuklar, yani mesela yapılan bir deneyi anlatayım size. 4 tane bilye var. Hı. İkisi aynı anda çekerlerse, biri bir uçta, biri bir uçta, bilyalar geliyor. Şimdi mesela şempazelerle yapılan var, yiyecek var. Çektikleri zaman şempazeler bir süre sonra tek başlarına sahip olamayacaklarını anlıyorlar. Ve işbirliği yapıyorlar. Yani onun çektiği kadar buradaki de çekiyor ve sonunda ikisi de alıyor. Ama şempazeler birine daha fazla, birine daha az ödül olduğu zaman, ki çocuklarla biraz sonra onu yapacaklar, fazla alan aldığını yiyor, az alanla paylaşmıyor. Ama çocuklar bu şekilde eğitilirlerse 4 tane bilye çıkıyor. Ama öyle düzenlenmiş ki birine 3, birine 1. 3 çıkan bir tanesini yanındaki arkadaşına veriyor. Dolayısıyla 2 yaşındaki çocuklarda dahi bunu geliştirmek mümkün. Şimdi bunu geliştirmezsek ne oluyor? Çocuk yemeyeceğini bile yanındaki aileden birine vermiyor. Evet. Bırak arkadaşı, annesine vermiyor. Vermiyor. Evet. Bu ne getiriyor? Bu iş hayatında da sadece kendisi için, kendi başarısıyla ve kendi sahipleriyle, sahip olduklarıyla ilgilenen insanlar oluşturuyor. Bugün iş hayatında her gittiğimiz yerde karşılaştığımız en önemli zorluk, ne sorun var? İşte ekipler arasında çatışma var, ekip içinde çatışma. Sadece ben başarılı olayım. Şimdi hayat başarısı, yani zekanın hayat başarısı üzerindeki etkisi düşük. Eğitimin hayat başarısı üzerindeki etkisi, ki buradaki hayat başarısı para kazanmak, işte sosyal statü, tanınır olmak falan falan gibi faktörler. Yani klasik araştırmanın, ben hayat başarısını söylüyorum. Benim hayat başarısı tanımım, potansiyelini hayata yansıtmak. Aynen, çok iyi anladım. Aha, ama burada böyle. Peki, zekanınki düşük, eğitiminki orta. Peki hayat başarısında temel belirleyici olan ne? Sosyal beceriler. Aynen öyle. Sosyal beceriler nasıl gelişir? İşte aile içinde çok küçük yaştan başlayarak gelişir. Şimdi dolayısıyla biz çocukları sadece kendi başarısı için programlayan insanlar haline getirdiğimiz zaman, çünkü eğitim başarısı kendi başımıza elde ettiğimiz bir şey. Zeka sahip olduğumuz bir şey. Ama hayat başarısı başka insanlarla kurduğumuz ilişkinin sonunda geliştirilebilir bir şey, değil mi? Başka insanlarla kurduğumuz ilişkinin sonunda ortaya çıkıyor. O zaman biz sadece kendisi için mücadele eden, hareket eden çocuklar yetiştirdiğimiz zaman, ileride de iş hayatında da yardımlaşmayan, işte çevresindekilerin kuyusunu kazan, başarısız olduğu zaman yalan söyleyen, bundan da hiç utanmayan insanlar yetiştiriyoruz ki ben zamanımın önemli bölümünü işte 35 ile 45 yaş arasında eğitimli insanlarla geçiriyorum ve bu özellikleri görüyorum. Görüyorsunuz. Gerçekten bugün baktığımızda o kadar iyi okullardan mezun olmuş, saymayayım şimdi, ama iş arayan
20'lerinde, 25'inde, belki 30'unda bir sürü insan var. Bazen bir kahve dükkanında çalışıyor ve mezun olduğu okulu söylediğinde şok geçiriyorsunuz. Neden? İşte sosyal becerilerde belki bir eksiklikler oldu. Dediğiniz gibi iletişimde. Hep diyoruz ya, rakamlar değil de, böyle çocukken duyardım o lafı ben, karnenin sağ tarafı değil sol tarafı, insan ilişkileri. Eğitim ne kadar önemliyse, değil mi, sosyal başarı da o kadar önemli. Şimdi şöyle, yani eğitim, okulda öğrendiklerimiz, özellikle lisede öğrendiklerimizin hayatta hemen hemen hiçbir değeri yok. Ezber zaten o dönem. Yani bu bir pasaport gibi. Sadece bir çizgiden geçerken, sınırdan geçerken sunulan bir belge. İnsanları hayatta başarılı kılan yaşam becerileri, hayat becerileri. Hayat becerileri de bir, spor etkinlikleri içinde öğreniliyor. İki, sosyal faaliyetler içinde öğreniliyor. İster tiyatro olsun, ister folklor olsun. Bir, sivil toplum örgütleri içinde yapılan faaliyetlerde öğreniliyor. Yani insanların hayat becerileri, en önemlisi eğitim sırasında ailenin hayatına katkı yapmak için yapılan işlerde öğreniliyor. Onun için yazları çalışmak çok önemli. Onun için yazlar sadece sırt üstü yatılacak zamanlar değil. Tam oraya gelecektim. Sizin katıldığınız bir programda, belki izlememiş olan izleyicilerimiz varsa lütfen bizim programımızda da onu söyleyelim. Demiştiniz ki işte biz yaz okulu arıyoruz mesela her yaz. Aslında pek çok sebebimiz var. Bence önce anne baba olarak iş hayatındaysak yazın çocuğumuz da kalmasın aklımız, o yine bir okula gitsin, en azından bilelim kimle olduğunu, geliyor arkasından yazı boş geçirmesin, dili öğrensin, yok spor öğrensin diyerek komplike bir yaz okulu arayışımız var. Tabii burada yaş faktörü önemli biraz belki, ama hani hangi yaşta yaz okulu? Yaz aylarında siz bir programda dediniz ki çocukları yaz okulu arayarak, yurt dışına göndererek ne paranızı ne zamanınızı harcamayın. Bunun altında ne yatıyor hocam? Yani gerçekten küçük yaşta çalışmaya başlamış olan bizler diyeyim. Çünkü gerçekten bazı, yani bizim jenerasyonumuzda 80'ler kuşağında feleğin çemberinden bir geçme durumu biraz oluyor. Şu anda ekonomik seviye, refah seviyesi biraz da yüksek. Artık eskisi gibi değil, yokluk. Tabii ki şimdi çok daha detaylı ekonomiye girmeyeceğim ama öyle sobalı evler kalmadığı gibi yokluğu, gerçekten yokluk gibi yaşayan aileler de azaldı şimdi. Şartlar da yükseldi. Biz ne yapalım yazın? Çocukları hayata hazırlarken şu yaz okullarında ne diyeceksiniz? Şimdi sizin sözleriniz arasından bir cevap vereyim. Sobalı evlerde yaşayan aileler çocuklarına ne yapıyorlarsa, sobasız evlerde yaşayan aileler çocuklarına onları yapsınlar. Ama yapamıyoruz işte. Yani hayatlarına katkıda bulunmasını sağlasınlar. Şimdi biz şöyle bir koro duyuyorum ben. Çocukların hayatı çok zor. Hakikaten çok zor. Yani çocuklar, yani baksana sınav sistemi değişiyor. Yani hakikaten çocukların hayatı çok zor. Şimdi biz bunu söyledikçe çocuklar da hayatlarının çok zor olduğuna inanmaya başlıyorlar. Mutsuz çocuk var her Çünkü yani bu fiziki olarak da öyledir. Bir salonda birisi böyle elindeki bir şeyle yelpazelenmeye başladığı zaman kısa bir süre sonra salonun önemli bir bölümü yelpazelenmeye başlar. Yani aynalama diye beden dilinde ve insan beyninde ve dolayısıyla beden diline yansıyan bir özellik var. Şimdi biz bunu söyledikçe sorgulanmadan çocukların hayatı çok zor. Anneler babalar buna inanıyorlar, çocuklar da buna inanıyorlar. Şimdi siz çıkın sokakta bir röportaj yapın. Gençler hayatlarının ne kadar zor olduğunu anlatacaklar. Şimdi, çocukların hayatı zor, doğru. Ama hangi çocukların hayatı zor? Gidin doğuya, güneydoğuya. Oradaki çocukların hayatını görün. Biz çocuklarımızı, yani sizin söylediğiniz çocuklar, sitenin içinde, evet, binalarının önünden servisler tarafından alınıyor. Sitenin kapısından bile değil. Niye? Çünkü üşür.
Yani kapıdan sitenin binanın kapısından sitenin kapısına kadar giden yürümüyor. Üşür çünkü. Apartmanda olunca zaten servisi bekletiyor. Üşümeyi bırakın, telefon etmeden aşağı inmiyor. Servis arıyor çocuğu. Ha, şimdi böyleleri de var. Zaten servis beklemezse anne baba servise, özellikle anne servise kızıyor. Böyle şey olur mu? Yani niye beklemedin? Her kapıda iki dakika beklese diye düşünmüyor. Şimdi bu çocuklara kıyasla taşımalı sistemde bile olsa 1 kilometre 2 kilometre yürüyerek giden, patlak ayakkabılarla yürüyen, sırtlarında sadece çantalarını değil okulda yakılacak olan odunu da kömürü de taşıyan yemeğini çocukların taşıyan. Hayatı zor. Yani çocuklarımıza bu hayatları göstermemiz lazım. Çocuklarımıza bu hayatları göstermediğimiz ve onlara karşı borçlu olduklarını hissettirmediğimiz zaman, o insanlarla bu çocuklar bir arada yarışmaya başladıkları zaman o çocuklar bu çocukları geçiyorlar. Onların arasından sivrilenler o çocuklar bu çocukları geçiyorlar. Dolayısıyla ne yapalım sorusunun cevabı, sobalı evlerdeki anneler babalar ne yapıyorlarsa çocuklarına, sobasız evlerde sitenin içinde oturan ailelerdeki çocuklar da o sobalı evlerde yapılanları yapsınlar. Nedir? Hayatlarını ortak etsinler. Gidin Karadeniz'e 5 yaşındaki çocukların sırtında çay küfesi görürsünüz. Çay mevsiminde. Bu çocukların çay toplaması ve onları çocuk işçi olarak kullanmakla ilgili değil. Yetişkin olarak hayata katmakla ilgili bir şeydir. Çocuk onu taşımaktan gurur duyar. Dolayısıyla kırsal bölgede yetişen çocuklar 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında ailenin hayatına katılır. Ahırı temizler, hayvanları çıkartır, 15 tane 20 tane hayvanı çıkartır, 15-20 tane hayvanı eksiksiz getirir. Annesine babasına tarlaya yemek götürür. Yazın tatilde kasabadaysa babasının dükkanında çalışır. İnsan ilişkilerinde sınırın nereden geçtiğini görür. Hayata katkıda bulunup ortaya pozitif bir şey çıkartmayı görür. 5 yaşındaki çocuk Karadeniz'de oturturlar çayın yani saplarını ayırtırlar. İşe yaramayan bölümünü ayırtırlar. Yaprağı bir tarafa, sapı bir tarafa. Çünkü toplanırken onlar hızla toplanır. Şimdi bunu yapan çocuk lanet olsun ben niye bu işi yapıyorum diye düşünmez. Tam tersine ailemin hayatına katkıda bulunuyorum. Ben de yetişkin oluyorum diye düşünür. Ve o çocuk ilerleyen yıllarda ergenlik problemini şehirdekiler gibi de yaşamaz. Evet. O yüzden şimdi annemiz babamız şey diyor, biz ergenlik görmedik, bu ne, nereden çıktı bu ergenlik sorunu diye. Siz güzel atlatmıştınız diyorlar ama şimdi şikayetler geldikçe yeni jenerasyon annelerden biz zorlanacağız gibi geliyor bana. Küçük yani buradan annelere babalara bir doğrudan bir mesaj çıkartmak gerekiyorsa, hı hı. Özellikle bu 10 yaş, yani her yaşta ama 10 yaştan itibaren daha önemli. Kaç aldın, kaçıncı oldun, işte notların ne sorularını sormak tabii ki gerekebilir. Ama kime yardım ettin, hangi arkadaşına yardım ettin, kimden yardım istedin? Çünkü yardım istemek güçlülüktür. Yardım isterseniz yardım isterler. Senden daha az şanslı olanların hayatına bir şey yapmayı, katmayı düşünüyor musun? Çünkü bu liderlik becerisini ve organizasyon becerisini geliştirir. Suriyeli çocuklara veya ihtiyaç duyulan çocuklara. Çünkü mesele sadece Suriyeli çocuklar değil. İstanbul'da'nın belirli yerlerinde, Anadolu'nun ücra köşelerinde diye anlattığımız yerlerden benzer veya daha kötü şartlarda okullar var. Yani buralara fiziki olarak çocukların gitmesi ve bunları görmesi gerekir. Sahip olduğun için kendine ayrıcalıklı hissettiğin, şanslı hissettiğin ne var? Ki sahip olduklarının değerini bilsin. Bunları da sormak lazım. Bunları sormak. Şimdi bunları sorduğumuz zaman senden daha az şanslı insanlara ne yaptın? Bana ne yani, ben mi yapacağım? Devlet var, işte bir sürü imkan var, ben ne yapabilirim? Değil. Borcun var. Şimdi bu borcu hatırlatmak ve kendinin dışında bir şeylere sorumlu olduğunu hissettirmek
insanda vicdan geliştirir. Vicdan ne kadar önemli değil mi? Şimdi enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişir. Enerjiyi biz sadece kaç aldın, kaçıncı oldun, körün neresindesin, eğrinin neresindesin, arkadaşlarına kıyasla konumun nedir noktasına toplarsak çocuğa verdiğimiz mesaj senin değerin başarınla ölçülür mesajıdır. Ama kime yardım ettin, kimden yardım istedin, hangi arkadaşının başarısına katkıda bulundun, senden daha az şanslı insanlar için ne yapmayı düşünüyorsun dediğimiz zaman vicdan gelişimine katkıda bulunuruz. Evet. Şimdi vicdan gelişimine katkıda bulunmanın sonucu nedir? Vicdan insanlara azap vermek için vardır. Şimdi azap vermiyorsa vicdan yok. Rahatlatan vicdan olmaz. Kimse vicdanım çok rahat derken bile aslında... Şimdi rahatlatıyorsa vicdan, herkes yapıyor yani. Sen yaptığın ne ki? Herkes zaten neler yapıyor. Sen ne yaptın ki diyorsak orada vicdan yok. Şimdi aynı şekilde aydınlar da toplumun vicdanıdır. Onların da topluma azap vermesi beklenir. Şimdi topluma azap vermeyen aydın da aydın değildir, başka bir şeydir. Onlara da aydın denmez. Bize uymayabilir, aykırı gelebilir ama aydınlara da toplum içinde seslerini çıkartma hakkını vermemiz gerekir. Aynı insana vicdanın rahatsız etmesi gerektiği gibi onların da toplumu rahatsız etmesi beklenir. Toplumu rahatsız etmeyen aydın olmaz. Çok güzel söylediniz. Anne babalara ne mesaj verelim dediniz az önce ve verdiniz de o sırada da hemen ben şu kitaplarınızı göstermek istiyorum. Şu bir el kitabı, cep kitabı hakikaten. Anne baba el kitabı diye çok güzel mesajlar var içinde. Net, öz ve yalın. Çok kalın kitaplar satılıyor anne babalara yönelik. Hepsini almadık mı bebek beklerken? Aman okuyayım edeyim profesör olacağız sanki çocuk yetiştirmeyle ilgili. Halbuki en büyük eğitim tecrübeden çıkan o işte sizin söylediğiniz cümleler. Ben bu kitabı büyük oğlumu Koç Lisesi sınavına girişinde beklerken arabanın içinde aldığım notlarla yazmaya başlamıştım. Öyle mi? O yüzden son derece önemli. Çok çok daha önemli. Çünkü tamamen gördükleriniz, ettikleriniz, hissettikleriniz ve yaşadıklarınızla yazılmış bir kitap. Sevgili izleyiciler, anneler, babalar her yerde bulabilirsiniz. Hayalini yorganına göre uzat da anne babayız. Evet ama her şeyden önce insanız. Ve bizim kaç yaşına gelirsek gelelim hatalarımız oluyor. Mesela ben siz bu kadar güzel şeyler söylerken beynimden şunu geçirdim. Sizin de mutlaka bu olgunluk yaşınızda dahi şimdiki aklım olsa dediğiniz olmuştur. Değil mi? Bile bile siz o kadar kitap okumuş ve yazmış olmanıza rağmen bildiğiniz halde yaptığınız hatalarınız olmuştur. Tabii olmaz olur mu? Yani ben zaten o kitapta onu söylüyorum. Yani kendi yaptığım hatalar da var önemli ölçüde onun içinde. Yani bugünkü aklımla geriye dönmüş olsaydım ne yapardım? Yani iyi anne baba olmanın, evet, iyi derken de burada ölçü potansiyelini hayata yansıtan çocuklar yetiştirecek bir anne baba olmanın iki tane temel özelliğini söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi sabır. Şimdi buradaki sabır, çocuğun yaptığı yanlışa dişlerimizi sıkarak tepki vermemek değil. Çünkü onu bile hissediyor çocuk zaten. Buradaki sabır hemen doğrusunu söylememek. Çocuk konuşurken lafını tamamlamamak. Hemen onun yaşadığı bir şey üzerine yorum yapmamak. Durmak ve soru sorarak başlamak. Çünkü soru sorarak başladığımız zaman mutlaka ilk söylediğimiz şeyden daha farklı bir şey söyleyeceğimizin garantisini verebilirim. Yani önce sorarak başlamak. Gerekiyorsa soruların içinden ikinci bir soru daha çıkararak ilerlemek. İki tane özellik söyleyeceksen birincisi bu sabır. Evet. İkincisi şefkat. Hangi kelimeyi kullanmaktan kaçınıyorum? Sevgi. Niye bu kelimeyi seçiyorum? Çünkü birçok anne, özellikle anne sağlıksız sevgisiyle çocuğunu sakatlıyor. Evet hocam, biz mesela çocuklara paşam, kralım, aşkım, işte prensesim
diyoruz. Mesela hitap ederken bile sevgi ağzımızdan taşıyor ama ne kadar sağlıklı. Şimdi dolayısıyla sevgi, sağlıksız sevgi, yani biz çocuğumuzu çok sevdiğimiz için, çok sevdiğimiz için bir zarar vermeyiz. Sağlıksız sevdiğimiz için zarar veririz. Yani aynı yatakta yatmayı falan hiç kastetmiyorum. Yani onu hiç onları söz konusu da etmek istemiyorum yani. Öyle ileri noktalar. Çünkü onlar çocuğun ihtiyacı değil. Özellikle annenin ihtiyacı. Kendimiz için. Ama işte biraz evvel söylediğim anneciğim babacığım gibi bir ifade çıktı. Şimdi yani nedense bütün çocuklar anneciğim babacığım oldu. Anne anneciğim, baba anneciğim oldu. Çocuk anneciğim demiyor bize ama biz ona anneciğim diyoruz. İkincisi, daha vahimi, biraz evvel sizin söylediğiniz sevgilim aşkım. Şimdi bir baba kızına, bir anne oğluna nasıl sevgilim aşkım der? Bu çocuğu nasıl etkiler? Bu çocuk ileride yetişkin bir insanla, karşı cinsten biriyle nasıl sağlıklı bir ilişki kurabilir? Duygusal ve bedensel yakınlık içinde olabilir. Yani bunlar son derece patolojik ve hatalı yaklaşımlar. İşte onun yanında dişlerimizi fırçaladık, ödevlerimizi yaptık falan, yemeğimizi yedik bölümü var. Çoğul konuşmalar. Yani onun yerine cevap veriyoruz. Yedik. Onun yerine bir de hani beraber. Evet. Yani dolayısıyla çocuğu kendine anne özellikle çıt çıtlıyor. Okullarda benim bu arada çok sık söylediğim bir şey. Veliler WhatsApp gruplarıyla okulları yönetiyorlar. Şimdi WhatsApp gruplarıyla, velilerin WhatsApp gruplarıyla yönettiği okullardan potansiyelini hayata yansıtan çocuklar çıkmaz. Doğru. Veli mi okuyor, çocuk mu okuyor orada, değil mi? Anne babalar, özellikle anneler, çocuklarının, babalar da tabii, çocuklarının tek yönlü beyanlarıyla okuldaki öğretmenleri yargılıyorlar. İşte bak, bunları da öğretmen yapıyorlar. Kimler öğretmen oluyor? Yani öğretmen dediğinin yaptığına bak, dediğine bak diyorlar. Şimdi çocuk bunu duyuyor, ertesi gün okula öğretmenin karşısına gidiyor. Okuldaki disiplin sorunlarının hatırı sayılır bir bölümü çocukların tek yönlü beyanlarıyla velilerin çocukların önünde verdikleri tepkilerden kaynaklanıyor. Evet. Hocam, virgül koyalım mı? Çok özür dileyerek kesiyorum. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Az sonra yine devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Acar Baltaş'la beraberiz bugün. Çok keyifli bilgiler, çok ihtiyacımız olan cümleler duyduk kendisinden. Pür dikkat dinledim hocam. Yani aslında çok konuşmaya gerek duymadım ama hadi bir iki laf edeyim de dedim arada, yalnız hissetmeyin diye. Bu arada ben kaynağı da göstermek istiyorum. Ara ara çıkardığınız bir dergi. Belki bilmeyen izleyicilerimiz. O bizim düzenli yayınımız. Alanda, düzenli insan kaynakları alanında ilgililere gönderiliyor. Ama bizim sitemizde rahatlıkla girip bütününü elektronik ortamda okuyabilirler. Evet, biz şimdi tabii çocuk gelişimi potansiyelini ortaya çıkaran çocuklar, anne babaların hataları ya da yapmaları gerekenleri konuşuyoruz ama iş hayatında da başarıyla ilgili, motivasyonla ilgili, hayallerimizi hayata geçirmeyle ilgili pek çok yazılarınız da var. Bunları da paylaşmaya devam ediyorsunuz. Biz şöyle bir toparlayacak olursak, biz anne baba olarak, izleyen çoğunluk olarak anne babaysa diye düşünelim. Ne önerirsiniz bize? Hani dediniz ya, sobalı evlerde ne yapıldıysa şimdi de aynı şey yapılsın. Bunu biraz açalım mı? Yani bu sizin demin referans verdiğiniz konuşmadaki mesajı tekrarlayabiliriz belki. Bir hayatın içinde acı, üzüntü, hayal kırıklığı, başarısızlık ve incinme yoksa o hayattan bir hikaye çıkmaz. O hayat boş ve mantar bir hayattır. Dolayısıyla hayatın zorlukları insanları hayata hazırlar. Potansiyel baskı altında ortaya çıkar. Dolayısıyla cevher öyle oluşur ve mücevhere dönüşür. Konfor alanından, rahatlıktan potansiyel ortaya çıkmaz. Onun için de anne babalara, özellikle 14 yaşından başlayarak çocuklarının hayat becerilerini geliştirecek şekilde onları yazın çalışmaya yönlendirmelerini, teşvik etmelerini öneririm. Yani yazın yaz okullarına gitmektense, bir kere yaz okulunda dil öğrenilmez. Yani kendi kendini aldatmasına kimsenin ihtiyaç yok. Yaz okulunda dil öğrenilmez. Yaz okullarında dediğim gibi büyük çoğunlukla, hepsi değil belki ama çocuklar
Yani sigara içmiyorlarsa sigara içmeye başlarlar. Sigara içiyorlarsa bunu daha ileriye götüren alışkanlıklar geliştirirler. Kendi yaşlarına göre cinsel bilgilerini geliştirirler. Yani yaz okullarında çocukların hayatlarına yansıyacak şey neyse ondan çok daha fazlası iş hayatına girerek yansır. 14 yaşından başlayarak insan ilişkilerinde sınır nereden geçer bunu öğrenirler. Yetişkin dilini konuşmayı öğrenirler. Sorumluluk geliştirirler. Kararlarının sonuçlarıyla karşılaşırlar. Dolayısıyla hayat boyu kullanacakları yaşam becerilerini hayatın içinde öğrenirler. Evet. Okullar yaşam becerisi öğreten yerler değil büyük çoğunlukla. Evet, evet, çok güzel söylediniz. Aslında yegane mesaj vermek istediğim, duymak istediğim cümle buydu. Umarız bunu yapabiliriz. İlla bakkala çakkala ihtiyacımız yok. Hani diyoruz ya eskiden nereye vereceğim ben şimdi çocuğu çalıştırmayı? Doktorsanız hastaneye bile götürebilirsiniz değil mi? Yani ben gördüm çok da güzel yardım ediyorlar. Ya da ne bileyim işte marketiniz vardır, dükkanınız vardır. Çok küçük yaştan başlayarak çocukların evet. Ev içinde hayata katılma sorumluluğu olmalı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Son ben derece teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Profesör Doktor Acar Baltaş bizimle beraberdi. Sevgili izleyiciler, süremizi doldurduk geçtik bile. Yarın yeniden saat 10'da karşınızda olacağız. Hoşçakalın.